mal varlıklarınız nelerdi? Kalp mal varlığım, acılarım. Geldim işte dostum. Yüzün gülsün be. Geldim işte. Yüzün gülsün be. Geldim işte dostum. Yüzün gülsün be. Herkese selam arkadaşlar. Küçük Burjuvazi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün bir Volkswagen kedi almaya gidiyoruz. Aracımızı biz gördük. Şöyle bir proformamızı aldık. Sıfır araç alanlar bilirler. Şu şekilde 277 bin liraya Life 2000 dizel kedi bize hayırlı olsun. Zaten sadece bir işlem kaldı. Gideceğiz, vekalet vereceğiz. Şimdi notere doğru gidip vekaletimizi verelim. Bizim aldığımız kedi en boşu değil. Impression en boşu oluyor. Bizimkisi orta paket, life paket. Şimdi direkt alacağımız arabayı, yani showroom aracın değil kendi aracımızı görmek için showroom'un çatısına çıktık. Alacağımız araba burada. Golf'ler falan da var. Benim biraz içim gitti ama yapacak bir şey yok. Şimdi kediyi alıyoruz. İnşallah golf'leri de almak nasip olur. Tabii ki o kumbeji gibi renkleri vardı. Beyazdı, siyahtı. Diğerlerinden ayrı olarak farklı güzel bir rengi olsun dedik. Yeni kasa kedi de bu azur mavisi lansman rengiyle tanıtıldı. Hem dikkat çektiği için hem de çok yakıştığı için biz bu rengi tercih ettik. Yarın da araç bizim üstümüze olacak. Teslim almaya geleceğiz. Öyle bir ön incelememiz olsun dedik. Tabii ki aracı aldıktan sonra garajımıza gidip inciğini, cıncığını, nesi var nesi yok tamamen inceleyeceğiz. Ben lafı fazla uzatmayacağım. Ali kameranın arkasında çok heyecanlı. Yani çünkü bu araba onun olacak. Gelsin Ali incelemeye başlayalım. 23 yaşındayım. 100'e yakın araba aldım sattım ama bu benim ilk sıfır arabam. Allah herkese nasip etsin. Zaten sıfır araba alıyorsun. Belli bir parayı kıymışsın. Neden style'ını almadım derseniz arkadaşlar, style'ını benim tercih etme sebebim açıkçası cam tavan olurdu. Ama cam tavan da yine opsiyonla geliyor ve şu an Style'in cam tavan opsiyonlusu yok. Bulamadık. Biliyorsunuz sıfır arabalarda böyle bir bulamama sorunu var. Hala da var. Cam tavan aldığınız zaman da cam tavanın herhangi bir perdesi yokmuş. Bu kedide mesela kötü bir özellik. Yazın sıcağında gittiğiniz zaman cam tavan perdesi olmadığı için direkt cayır cayır yanacaksınız, yani aşağı doğru güneş vuracak. Şimdi size arabanın anahtarını göstermek istiyorum. Şöyle aracımın anahtarını göstereyim arkadaşlar. Aracın anahtarı yeni BMW'lerin anahtarına benziyor. Birazcık ondan çakmışlar gibi geldi. Bayağı ağır bir anahtar ve kedinin görüp gördüğü en kaliteli, en yeni nesil anahtar bu. Zaten bu kedinin en son nesil arabası, en son kasası. Şu ön kısmını çok beğendim. Bu ön ızgara birazcık arabayı SUV'ye benzetmiş. Yani jipe benzetmiş. Ticari çizgisinden biraz çıkartmış. Güzel. Arlan gibi dikine detay dikmeleri görüyoruz. Panjur zaten GTR'ın panjurunu andırıyor. Volkswagen'in yeni amblemi arkadaşlar. Siyah detaylı geliyordu. Tabi style pakette farlar LED geliyor. Biz Life aldığımız için farlar halojen. Kedi çıktığından beri arkadaşlar ilk kasası hariç her kasasını aldım. Son kasasını da almak bana nasip oldu. Abi kediyi seviyorum yani. Yani hani neden bu yaşta ticariye biniyorsun? Neden bu arabalar diyecek olanlar için. Kedi normalde Almanya'da binek statüsünde üretilen bir araba. Yani kediyi alanlar ticari amaçla kullanmıyor. Ve ülkeye geliş fiyatı, emin olun şu yanındaki Golf de, onun yanındaki Golf de, onun yanındaki T-Roc da, gördüğünüz gibi bu arabaların hepsinin ülkeye geliş fiyatı ortalama 200 bin liralarda. Bunun ülkeye geliş fiyatı 210 bin lira. Bu araçlara çok fazla vergi yükü bindiğinden dolayı satış fiyatları 430 bin lira civarında. Bu aracın ÖTV'si ve KDV diğerlerine göre daha düşük olduğu için bunun satış fiyatı 277 lira. Aslında Almanya'ya gitseniz şu Golf'ü ve şu kediyi almak isteseniz emin olun ki kedi daha pahalı. Ama bizim ülkemizdeki vergi farklarından dolayı kedi daha ucuz oluyor ve aslına bakarsanız bu araba ondan daha güzel. Zaten ülke geliş fiyatı da bunun daha pahalı. Benim tercih etme sebebim budur. Beğenen olur, beğenmeyen olur. Ben kasa şeklinde, dizaynını da seviyorum açıkçası. Gelin size beraber bir de içine bakalım. Şimdi jelatinleri garajda sökeceğiz dedik ama adettendir hazır arabayı almışken. Bismillahirrahmanirrahim. Emirhan, kokuyu aldın mı? Saldın mı? Yok, sıfır araba kokusundan bahsediyorum. He, abi böyle bir şey yok ya. Bak, Volkswagen'in en son çıkan direksiyonu. Yeni kasa. Baba 2021. Bu arabanın ilk sahibi benim. Star stopumuz var. Kedide görülmemiş özelliklerden. Evet, star stopumuz var. 2000 dizel ama çiçek gibi çalışıyor arkadaşlar. Bende bunun 1.6'sı vardı. Traktör gibi çalışıyordu ama görün bakın, motor sesi yok, bir şey yok. Şu üst dizaynı da gayet beğendim arkadaşlar. Dokunmatik. Şöyle göstereyim. Aydınlatmaların hepsi dokunmatik şöyle. Yeni ya. Yeni her zaman yenidir arkadaşlar. Bu arabanın bu sadece önü
incelemesidir. Garajımıza çektiğimiz zaman bu arabanın çok detaylı bir incelemesini de size paylaşacağım. İşte abiler arkada bizi bekliyor falan. Çekimi bir an önce almaya çalışıyoruz ama çok detaylı bir videosu da gelecek. Far ayarları falan artık böyle döndürmeli şeyler kalmadı. Bunların hepsi de dokunmatik. Kaldı ki burada rezistansları da şöyle göstereyim, ön arka rezistansları. Dokunmatik şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Araçta şöyle göstereyim, multimedyasında CarPlay var. Hani yani telefonumu, iPhone'umu buraya yansıtıp aynı telefonumu nasıl kullanıyorsam bu multimedyayı da aynı şekilde kullanabiliyorum. Burada gereksiz tuş yok. Dörtlümüz var. Klimaya bastığımda klimayı kullanacağım. Menüye bastığımda da dokunmatik ekranımı kullanacağım. Tabii ki de hayalet ekran detayım. Gözlerden kaçmayacak bir detay. Yeni kedi de arkadaşlar eski kedilerden farklı bir vites geliyor. Yine DSG altyapısına sahip ama bu şekilde R'ye, N'ye, D'ye alıyorsunuz. Parkta dokunmatik. Normalde kedilerde elektrikli park freni görmeye alışık değiliz. Elektrikli park frenimiz var. Auto-hold zaten Volkswagen'lerin klasiğidir. Type-C girişlerini görüyorsunuz. Burada direkt Type-C'yi takıp telefonu bırakabileceğiniz bir boşluk var. Kedinin en fullinde kablosuz şarj özelliği var diye bir lansman yapıldı. Ama gidip bayiye sorduğumuz zaman en fullinde bile bu özellik yok. 2022'den sonra gelebilirse gelebilir dediler. Yani lansmanda her yazana da inanmamak lazım. Tabii elektrikli bir koltuğumuz ya da elektrikli bir direksiyon desteğimiz yok. Neticede bir ticari araba. Merak edenler için söyleyeyim. Hala sert plastik kullanıyorlar. Hani bu benim için çok önemli değil ama önemli olan arkadaşlar olduğunu biliyorum. Burada tabii katlanır aynamızın falan tuşu var. Arka yaşam alanına bakalım. Burada özellikle göstermek istediğim bir şey var. Gel bunu gör. Çocuk koltuğu koymanız için arabanın orijinalinde var. Bu çoğu arabada yoktur. Kedi hariç hiçbir ticari arabada yok. Abi arka tasarımı kedinin çok iyi. Stopların şöyle şerit şeklinde inmesi, piyano bilek olması benim çok hoşuma gitti. Kedi yazısı Passat'larda olduğu gibi ayrık şekilde yazılmış. Daha plakalarımız çıkmadı. Plakalarımız da çıkacak. Tabii ki ön park sensörümüz, arka park sensörümüz. Bunların hepsi var. Dolu dolu bir araba. Ben size bunların detaylarını göstereceğim ama gelin şimdi size bir 2000 dizel motorunu göstereyim. Bilmiyorum. Hepinize bol kazançlar. Kaputumuzu açıyoruz. Amortisörlü kaput yok. Şu an ben de sizle beraber bir şok oldum. Daha bunun 2015'lerinde amortisörlü kaput varken bunda amortisörlü kaput koymamışlar. Ben buradaki olayı anlayamadım şu an. Ama motor kapağımız var. Kedilerde bildiğiniz gibi motor kapağı yoktu. 2000 dizel kuvvetli bir motoru var. Dediğim gibi arkadaşlar bu ön incelemeydi. Detaylı incelemesini garajımızda yapacağız. Bu araç 122 beygir ama fabrika çıkışı Almanya'da 150 beygir olarak geliyor. Biz de vergiden kaytarmak için yine 122 beygire düşürmüşler. Serviste bunun beygirini tekrar 150 beygir yapıyorsunuz ve garanti kapsamından çıkmıyor. Servis hariç bir yerde yaparsanız çıkıyor diye biliyorum ben. Uzun lafın kısası arkadaşlar, Volkswagen Kedi şahsıma hayırlı olsun. Küçük Burjuvazi ailesine hayırlı olsun. Bununla beraber güzel yolculuklar, güzel videolar gelecek. Siz de bu videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirim zillerini açmayı unutmayın. Kanalımızda bunun gibi pek çok araba alım satım içeriği var. Ama en yenisi bu oldu. Daha güzellerinde görüşmek üzere. Bir de çok harika snapler attık arkadaşlar. Şu aşağıda çıkan Instagram adreslerinden bu snapleri de kaçırmamayı unutmayın. Emirhan, şu yeşil Golf'un fiyatını da senin için soralım mı?